Çok teşekkürler. Öncelikle bütün katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çok değerli Esenyurt Belediye Başkanımız, kıymetli hocam Ahmet hocamın, Özer Başkanımızın misafiriyiz ve bu akşam burada değerli Beylikdüzü Büyükçekmece Belediye Başkanlarımız var. Değerli milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız Özgür Karabat'ın nezdinde bütün siyasi yol arkadaşlarımı da sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Elbette iş dünyasının kıymetli iş insanları var, hanımefendiler, beyefendiler ve değerli hemşerilerim, komşularım, çok sevgili dostlarım burada. Her masada çok sevdiğimiz insanları görüyorum. Her birisi çok özel anılarla aslında birbirimizi yıllardır tanıdığımız, bildiğimiz, bazılarıyla ticaret yaptığımız, ortaklık yaptığımız dostlarımız var. O bakımdan elbette ki evimde gibiyim. Aslında evimdeyim, gibiyim demek yanlış oldu. Bu bağlamda pozitif ayrımcılık meselesinde elbette pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyan unsurlar şehrimizde, ülkemizde hep vardır, olacaktır. O bakımdan Esenyurt kentleşme ya da hocamızın güzel tarifiyle kentlileşememe meselesi üzerinden pozitif ayrımcılığa muhtaçtır. Özenli bir hizmet dönemine ihtiyacı vardır. Tabii bunun gibi Esenyurt denince insanın aklına ne geliyor diye baktığımızda bunu başkanımız çok aslında güzel bir biçimde tarifledi. Hem nüfus artış hızından, şehrin 1989'dan bu yana nasıl bir gelişme ya da büyüme gösterdiğini, nüfus bakımından, yapılaşma bakımından, bu hani dünyada eşi benzeri olmayan derken bir övgü sıfatı değil elbette. Hocamız bunu söylerken aslında bir hayret gibi ya da bir bazen de üzüntü gibi ifade edilen bir tarif. Bu bakımdan dikkatle incelenmeli. Bu duruma niye geldik? Niçin böyle bir şey yaşıyoruz? Niçin bu süreci kentimize, şehrimize, buraya gelmek zorunda olan insanlarımıza yaşatıyoruz diye çok geniş bir perspektiften bakma mecburiyetimiz var. Yani yoksa mesele elbette ki hocamızın arzu ettiği emsali 1.25'ten 1.50'ye çıkartmak da bizim meselelerimizden bir tanesidir ama meselenin özü aslında daha büyüktür. Daha farklı bir perspektiften bakabilmektir. Aksi takdirde gerçekten iyi olmaz işlerimiz. Yani ülkemizi, şehrimizi bu anlamda iyi bir zaman dilimine taşıyamayız. Bizim bakışımız biraz böyle. Yani biraz bütünlükçü bakıyoruz. Bugün burada açık söyleyeyim İstanbul'un 2050 vizyonuna çalışan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak bulunuyorum. 2050 vizyonunu ortaya koyduğumuzda bize hani çok mesafeli bir zaman dilimi gibi gelse de aslında bugünden baktığınızda 26 yıl. Halbuki ben 35 yıl önce bu bölgeye gelmiş bir insanım. Bana dün gibi geliyor. İşte hem üniversitem, hem iş yaşamım, hem evim vesaire üst üste koyduğunuzda ben 35 yıldır bu bölgenin şahidiyim. Sanki dün gibi. Biz şimdi 26 yıl sonrasını İstanbul'unu hayal ediyoruz ve onu inşa etme gayreti içerisindeyiz. O da yarın gibi duruyor önümde. O bakımdan acele etmeliyiz ve bu şehrin, bu ülkenin önüne yanlışları değil, doğruları sıralamanın güçlü bir gayretini ortaya koymalıyız. Bir seferberlik dönemi yaşatmalıyız bu güzel ülkemize, bu cennet vatanımıza, 86 milyon yurtsever insanımıza, 16 milyon kıymetli hemşerimize böyle bakabilmeyi ve böyle yaşatabilmeyi istiyorum açıkçası hem şehrimize tabii ki Esenyurt'umuza. O bakımdan pozitif ayrımcılık meselesi gerçekten biraz geniş bir sahaya sahip. Ülkemizin hangi katmanına biraz dokunsanız pozitif ayrımcılık talep etme hakkını kendinde görüyor. Hangi şehrine gitseniz kendinde pozitif ayrımcılık talebini kullanma hakkını görüyor. Aslında bütün bu süreçler işte iyi tartışılmalı, iyi konuşulmalı, iyi
anlatılmalı ve iyi paylaşılabilmeli. Bugün aslında bir paylaşım masası burası. Çok kıymetli bir toplantıdır. Bir kere şu cümlelerimi kurarken birbirimizi şöyle tanımayı başarabilmeliyiz. Ben sizlerin arasından çıkmış bir hemşeriniz, bir komşunuz, bir dostunuz, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz, nasıl kabul ederseniz, bir insan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aslında sizi temsil ediyor. Yani mülkün sahibi sizlersiniz. Ben sizi temsilen oradayım ve sizi temsilen işini iyi yapma mecburiyeti ve gayretinde olan bir insanım. Dolayısıyla meselenin yoldaşlığı hepimizi ilgilendiriyor. Sorunların çözümü birlikte hareket etmeyi gerektiriyor. Bu da şeffaf olabilmeyi, birlikte konuşabilmeyi, masaları kurup masalarda bu konuyu en üst seviyede tartışabilen ve buradan bir çözüm üretebilen kabiliyeti göstermeye gerektiriyor. Zor değil. Yani şu masalar çok kabiliyetli insanlarla dolu ve inanılmaz değerli bir zaman dilimi gibi önüme baktığımda böyle şimdi az önce değerli iş dünyası başkanları Turgut Bey, Fatih Bey ve Ahmet Faruk Bey sorunları dile getirirken kısa bir böyle anımsatma oldu. Tabii Fatih Bey benim 95 yılında babasına ev sattığım bir arkadaşımın oğlu çıktı. Aslında ben o evi sattığımda 24 yaşındaydım. Muhtemelen Fatih Bey de kaç yaşındaydı bilmiyorum ama bugün bir baktığımızda karşımızda o gün o girişimci Ekrem İmamoğlu'nun karşısında onu daha da ileri seviyede geçmiş başka bir girişimci buradan ona iş dünyasını temsilen taleplerini dile getiriyor. Bu kadar girişimciyiz yani, bu kadar hareketli, bu kadar bereketli, bu kadar üretken insanlarız. Çözemeyeceğimiz sorun yok. Ama meselenin çözümü akıldan uzak olmamak, bilimden uzak olmamak, birlikte düşünebilmek, doğruya birlikte karar verebilmek. Bu kadar basit aslında. O bakımdan bu masanın özeti birlikte başarabilme masası. Birlikte konuşabilme masası. Çünkü meselemiz birlikte çözmemiz gereken bir mesele. Yani kimse bir belediye başkanı seçildiğinde hükümdar olmuyor. Ya da kimse bir büyükşehir belediye başkanlığı seçildiğinde hükümdar ya da bir devlet başkanı seçildiğinde hükümet başkanı seçildiğinde hükümdar olmuyor. İster sarayda olsun, ister Saraçhane'de olsun, ister Esenyurt'ta olsun. Yani bizim elimizde bulunan nimetimiz o demokrasimiz, cumhuriyetimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği 100. yılının içinde olduğumuz bu güzel cennet vatan eksiğiyle, fazlasıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla hepimizin katkı sunması gereken her şeye rağmen çok güçlü bir demokrat ruhuna sahip. O olmasaydı 31 Mart'ta böyle bir seçim sonucu olmazdı. Var, demokrasi var. O bakımdan bizim buna layık bir davranışta bulunup bu mekanizmaları işlettiğimizde eminim ki çok güzel işleri başarabiliriz. O bakımdan önemli konular işte Esenyurt, İstanbul, Türkiye ekseninde baktığımızda aslında mesele birbirini takip ediyor. Türkiye'de dünyayı takip ediyor. Yani çok evrensel. Bugün işte Marmara Denizi'nin bir toplantısını Şehircilik Bakanlığı çerçevesinde bakarken, konuşurken mesele müsilajdan başlıyor, Türkiye'ye kadar uzanıyor. Yani Marmara Denizi deyince, Marmara Denizi'nin kirlenmesi deyince kentleşme, kentleşme deyince Marmara Bölgesi, Marmara Bölgesi 30 milyon nüfus, ülkemizin onda biri ama ülkemizin onda birinde nüfusun üçte biri, sanayinin işte %55'i, ticaretin %65'i, yani bu stratejik olarak, jeopolitik olarak, güvenlik olarak adına ne koyarsanız koyun başlığına doğru bir strateji değil. Bu aslında bir planlamanın değil, plansızlığın sonucu. O bakımdan 2050 vizyonu meselesi önemlidir. Biz yetmez diyoruz, 2100'e çalışmalıyız diyoruz. İşte bu bağlamda İstanbul Planlama Ajansı bizim önemli bir kuruluşumuz. İstanbul Planlama Ajansı'nda
1 bölü 100 binlik üst ölçek planının çalışmasını başlatıyoruz. Yani olgunlaştık. Zaten bir 2050 vizyonu strateji belgesini vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle, uzmanlarımızla paylaşmıştık 2 yıl önce. Şimdi 1 bölü 100 binlik üst ölçek planını. Üst ölçek plan deyince hani imar dilinde, şehir planlama dilinde 1 bölü binlik, işte 1 bölü 5 binlik, 1 bölü 25 binlik, 100 binlik planlar diye tarifleriz ve sadece bir bina, yapı, imar, mimari gibi bir takım şeylerle eşleştiririz. Öyle değil. Yani bir üst ölçek plan aslında yaşamın tam ta kendisi. Yani sanayi, sanayici, tarım, sanat, kültür, ticaret, ekonomi, ulaşım, yaşam, eğitim, her şey onun içinde var. Çünkü her şeyi planlıyorsunuz orada. O bakımdan 1 bölü 100 binlik planı hayata geçiriyoruz ve bu kente 1 bölü 100 binlik bir plan kazandırmak istiyoruz. Yani bir anayasa kazandırmak istiyoruz. Peki aklınızdan şu geçmez mi? Ya bu şehrin 1 bölü 100 binlik planı yok mu? Ne yazık ki yok. Ne yazık ki yok. Çünkü 1 bölü 100 binlik planımız yok deyip 2000'lerin başında bunu harekete geçiren belediye yönetimi bunu başarabilmiş, katılımcı da yapabilmiş. Bakın bugünkü merkezi idareyi yönetenle aynı siyasi görüşten bahsediyorum. Onun için benim derdim parti partizanlık değil. Diyorum ne güzel bir şey yapmış değil mi? Başarabilmiş. 2009'a geldiğinde burada o dönemde yine görevi olan Hasan Bey var, Büyükçekmece Belediye Başkanımız. 2009'da oy birliğiyle, bütün partilerin ortak oyuyla Büyükşehir Belediyesi'nden geçirmiş ve 100 binlik plan olmuş şehrin. Eksisiyle artısıyla tartışılabilir, üzerinde konuşulabilir, konuşulmalıdır da zaten bir plan öyle oldu, bitti, tam her şey olmaz, o sürer. Bir süre sürer, itiraz da olur, revizyonlar olur ve tamamını erer. 2009'da çıktı, çöpe attık. Ne zaman biliyor musunuz? Sadece 2 sene sonra. Kim attı? Aynı iktidar attı. 2009'da çıkan üst ölçek plan, yani o planda da havalimanı vardı, o planda da sanayi alanları belirlenmişti, o planda da ulaşım hatları belirlenmişti, şehrin yaşamı, geleceği tasarlanmıştı. 2009'da hatta bu şehrin en üst sınır nüfusu 15 milyonu geçmemeli denmiş o günün üst ölçek planı. Ya sadece 2 yıl sonra çöpe attık. Niye? Bir baktık 2011'de genel seçim yapılıyor. Şehrin planında olmayan bir şey anlatılıyor. Kanal İstanbul diye bir şey anlatılıyor. Böyle bir 3 boyutlu 3D yani çok basit, yani apar topar hazırlanmış belli. İçinden böyle şilepler geçiyor. Sonra bir başka 2 gün 3 gün sonra baktık yanında bir 30-40 kat kuleli aynı işte Esenyurt'ta az önce gösterilen o yüksek binaların yapıldığı bir şey geçiyor. Aradan bir zaman geçti, pat diye bir baktık bir havalimanı başlıyor. Bir şehirle ilgili böyle kararlar verildiği takdirde işte Esenyurt gibi ne yazık ki hepimizi üzen, tabelaya 980 bin nüfus yazan ama başkanımıza göre 1 milyon 650 bin, bana göre 1 milyon 400 bin, bir başkasına göre 1,5 milyon nüfus diye emin olamadığımız rakamları konuştuğumuz bir istatistiğin zeminini hazırlamış olursunuz. Çünkü planınız yok. Halbuki evinizden çıkarken, iş yerinize giderken bile plan yapıyorsunuz. Şuradan minibüse bineceğim, şurada ineceğim, otobüse bineceğim, oradan işte arabama bineceğim, her neyse ya da 500 metre yürüyüp iş yerime gideceğim. Evinizden iş yerine giderken bile. Bir şehri plansız bırakıyorsunuz ve bu şehir, yani mangalda kül bırakmadığınız dille ifade edeyim ki ben öyle değil, inanarak söylüyorum. Bu şehir bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti. Mangalda kül bırakmamak için değil, hissettiğim için söylüyorum. Ama nasıl bir emanet? Ona ihanet etmememiz gereken bir emanet. Ya da 5 yıl işgalde olup ağlayıp vatanın her yerinde 5 yıl sonra işgalden kurtarıp tekrar bu cennet vatanın her bir insanına eşit hissedarı yaparak emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti. Dolayısıyla işte tam da böyle bir ortamda
Böyle bir ortamda Esenyurt'u yeniden ayağa kaldırmak, insanlarını mutlu etmek zorunluluğunu konuşuyoruz. Konuşmalıyız, çözüm bulmalıyız. Biz çözüm bulmak için göreve geldik. Çok çalışacağız, çözüm bulacağız. Bunları niye anlatıyorum? Aynı plansızlığı yaşamamak için, doğru bir yöntem bulabilmek için bunları anlatıyorum. Geçmişi bu şekilde tariflemez, tanımlamazsak geleceği iyi bir şekilde planlayamayız. O bakımdan biz 1/100.000'lik planımızı yapıyoruz. 1/100.000'lik planımızı yapıyoruz ve yapacağız bunu. Kiminle? Bu şehrin insanlarıyla yapacağız. Ankara'da bir odada bir kişinin talimatıyla değil, 16 milyon insanın talimatıyla ama aynı zamanda aklın, bilimin ışığında yapacağız. Şehircilik prensiplerini çiğnemeden yapacağız. İnsanların hakkını, hukukunu koruyarak yapacağız. Hukukun üstünlüğünü o planlara her şeyi işlerken önde tutarak yapacağız. Onun bunun malını değerli kılmak için değil, İstanbul'u değerli kılmak için yapacağız. Herkesin kazandığı, sadece bir avuç insanın değil, herkesin kazandığı bir plan yapacağız. Ve bunu göreceksiniz, hepiniz de yapacağız. Az önce dernek başkanlarıyla aynı masada konuşurken Mehmet Bey arkadaşımı çağırdım. Danışmanım, sanayi platformu kurduk ve iş dünyasıyla bir irtibat sahası oluşturduk. İstanbul'un her üst ölçek yapılarıyla, yani bu OSB'dir ya da büyük sanayi oluşumlarıdır, sivil toplum kuruluşlarıdır, irtibattayız. Ve inanılmaz bir iletişim kurduk. Birbirimizi besliyoruz. Biz onları, onlar bizi. İşlerine, sıkıntılarına koşuyoruz. Eksik kalan taraflarımız olabilir. Tamamlayacağız, bunu daha da geliştireceğiz, genişleteceğiz. Ve bunu niye söylüyorum? 1/100.000'lik planı yaparken en fazla iş dünyasından faydalanmak istiyoruz. Birlikte konuşmalıyız. Birlikte işte orada 1.25-1.50 mi olmalı, kat 4 metreden 6 metre mi olmalı, detay kalmalı. Daha geniş bakmalıyız meseleye. Bugünümü kurtarmalıyız, 5 yıl sonrayı, 10 yıl sonrayı, 20 yıl sonrayı mı kurtarmalıyız? O bakımdan bakınız, ben size hayatımızın şu kısacık 20-25 yıllık kesitinden örnekler vereyim. Yani Mahmut Paşa, Yeşildirek, Laleli üretici oldu birkaç sene içinde. Koşa koşa Mertere, Keresteciler sitesine, rahmetli dedemin ya burada keresteci olunmaz deyip 85-86'da yani şehrin dışı gördüğü bir yerde Keresteciler sitesi diye yapılan yere tekstilci olarak gidip imalat açanlar. Sadece 5 yıl sonra, 6 yıl sonra oradan fazla uzağa değil Çoban Çeşme'ye, efendime söyleyeyim Yeni Bosna'ya, Güneşli'ye imalatçı olarak 5 yıl. Ya orası da yetmedi. Yine bir 5 yıl sonra bir baktınız o Çoban Çeşme'ye, ne bileyim Yeni Bosna'ya, Sefaköy'e gidenler 5 yıl sonra Firuzköy'e, Esenyurt'a, Hadımköy'e. Ya bir 5 yıl sonra haydi bakalım Çorlu'ya, Çerkezköy'e, ya yetinmedi Kayseri'ye, Sivas'a, oraya buraya. Ya bu olmaz. Burada bir terslik var. Bunun adı plansızlık. Yani ne mesleğe, ne sektöre, ne şehre, ne ülkeye bakamamak, okuyamamak. Tekstilciler vardır aranızda. 90'lı yıllar bir, hiç unutmuyorum, meşhur bir fuar. Ben şimdi inşaatçıyım ama tekstilcilerin arasındayım. Eşim tarafı bu işin içerisinde. Çok tanıdığım dostlarım var falan. Lokantalarım da var. Birine de böyle tekstilciler çok gidip geliyor. Ben de denk geliyorum. Sabah müteahhit giren, akşam tekstilci çıkıyordu lokantadan. Çorbayı içene kadar örme makinesi alıyordu. Çorapçı oluyordu falan. Tasarımsız ama daha kötüsü şu, hiç unutmuyorum. 90... Yani yanlış olmasın 95 olabilir, 96 olabilir. İtalya'da çok önemli bir tekstil makine fuarı. İtma mıydı ismi? Hafızamda öyle bir şey kalmış. Doğru mu söyledim? Bak neler hafızamda duruyor işte. Çok fazla şey tutuyorum aklımda. Biraz boşaltmam lazım. İtma mıydı neydi? Ve fuara gidiyoruz. Her gelen lokantada köfte yiyen, çorba yiyen falan. Ne fuarı bu? Bir tekstil fuarı. Hiç unutmuyorum. 20 milyar doların üzerinde makine satın aldı Türkiye'nin tekstilcileri. Çorap makinesi satın aldı. Örme makinesi satın aldı. Şunu aldı, bunu aldı. Makinaları
7-8 ay sonra Ali Bey çok iyi bilir. Bir sene geçmedi, çöp oldu. Yani iş yapamaz oldular. Öyle orantısız bir ithalatla makine aldılar ki. Sonra o makinaları aldılar. Başka ülkelere getirmek, taşımak, orada ticaret yapmak, acaba orada kalkındırabilir miyiz diye mücadeleler verdiler. Yani efendim Exim Bank, şu bank, bu bank, hani üzerinden birçok krediler, teminler, borçlar, ödenenler, batanlar, çıkanlar. Sevgili dostlar, plansızlık. Biz sizinle, Ahmet Başkanım'la bugün plan yapmak için buradayız. Planlı konuşmak için buradayız. Şanslısınız, sizlerin içinden birisi sizinle konuşuyor. Şanslısınız, akademik yaşamını planlama üzerine oturtmuş ve onun uzmanlığını yaşamış bir bilim insanı var burada. Vekalet ve kefalet duygusu üzerinden sizinle hem vekalet hem kefalet ilişkisi kurmaya geldik. Birlikte düşünelim, birlikte konuşalım. Yani bu memleketin her karışı bizim. Ben bazen diyorum ki, siyasi ortamda da söylüyorum, iş ortamında da, arkadaş ortamında da söylüyorum. Ya ne yaptıysak yaptık, hatalarımız var, eksiklerimiz var. Ya bazen açgözlük mü yaptık, bazen kötülük mü yaptık birbirimize? Ya hepsini unutalım. Şimdi birlikte olma zamanı, seferberlik zamanı. Her konuda seferberlik zamanı. 100 sene önceki gibi seferberlik zamanı. Eğitimde seferberlik, ticarette seferberlik, sanayide seferberlik, ekonomide, her şeyde, her konuda seferberlik. Şehircilikte seferberlik, sporda seferberlik. Her şeyde seferberlik zamanı. Niye? Mecburuz. Aksi takdirde bir treni daha kaçırırsak bu ülkede maraba bile yapmazlar biz. Pardon, bu dünyada maraba bile yapmazlar biz. Ülkede değil. Bu dünyada maraba bile yapmazlar bizi. Taşeron bile olamayız bu dünyaya. Bu treni kaçıramayız. Niye? Gencecik nüfusumuz var bizim. 90 milyona yakın insanımızın büyük bir kısmı genç insanlar. O bakımdan biz sizinle planlama için buradayız. Esenyurt'u planlayacağız. İstanbul'u planlayacağız. Ve bu konuda kararlıyız. Dilimizin kemiği yok. Doğruyu tespit ettik mi kimseden korkumuz, kimseden çekincemiz yok. Milletin dilini temsil ediyoruz. Bize zincir vuracak kişinin aklına şaşarım yani. Her şeyi, her doğruyu konuşuruz. Doğruyu bulmak adına. Milletin lehine, milletin çıkarına. Ve bunu yapacağız, göreceksiniz. Bu ülkeyi, bu şehri, bu güzel Esenyurt'u ayağa kaldırmak için mücadele vereceğiz. O bakımdan ben burada planlama için geldiğim bu masadan sonuç alarak gitmek zorundayız. 1/100 binlik beraber çalışacağız. Esenyurt'ta beraber çalışacağız. Başkanımız toplantılar düzenleyecek. O toplantıların sonucundan birlikte üreteceğiz. Sanayiciler toplanmış bir lise yapmış. Yetmez. Sevgili dostlarım, yetmez. Yani Esenyurt'un o kötü giden hangi koşulları varsa, sayısına göre orantısı şöyle bir şey, o beni ilgilendirmiyor. Esenyurt'un kötü çıkan ismini iyileştirmek zorundayız. O bakımdan evet, bize kreş lazım. Birlikte yapacağız. Bu şehirde yetenekli çocukları okutacağız, burs vereceğiz. Birlikte bunu kotarmalıyız. Ben geldik efendim, verirdik, vereceğiz. Bal gibi vereceğiz. Hiç de bir terslik olmadı. Hiç de bir yargılanma yaşamadık. 75 bin gencimize her yıl üniversite bursu verdik. Geçen sene 100 bin yaptık biz bunu. 100 bin. Ben bir kişinin ismini şuna da verin diye oraya eklemedim. Gençler kendileri başvurdu, kendileri aldılar. Beni görüp boynuma sarılıyorlar. Ne mutlu bana. Yani rahatım. Onlara da diyorum, siz de rahat olun. Yahu sizin paranızı size veriyorum diyorum onlara. Hak edene. 100 bin gencimize. Daha birçok şey anlatabilirim. İşte bunu Esenyurt'ta başaracağız. Enstitü İstanbul İSMEK'te mesleğini tespit eden insanlara meslek eğitimi veriyoruz, iş buluyoruz ve sanayicilerle büyük oranda çalışıyoruz. Ve biz evet 200 binin üzerinde insana iş bulduk 5 yılda. Ve o yolculuk devam ediyor şu anda. Ya öyle bir ritme girdi ki 24 ofisimiz mi vardı? 24 ofisimiz var, bölgesel İslam ofisimiz. İstanbul, bir Esenyurt'ta da bir şubemiz var. Ve
gürül gürül çalışıyorlar. Kariyer merkezi gibi dünyanın bence en önemli insan kaynakları uzmanlığını sunuyor. Hayatında hiç bir iş görüşmesi bilmeyen ya da yapmamış insana bir iş görüşmesi nasıl yapılıyoru öğreterek, onun CV'sini bile çıkartmayı ona göstererek, bir meslek eğitimi eksiği varsa onu tamamlayıcı yol göstericiliğini yaparak inanılmaz bir kamusal hizmet sunuyoruz bölgesel İslam ofislerinde. Yoktu. Burs da yoktu. 200 bin iş bulan kurum da yoktu. Bunları biz açtık ve büyüyerek, kurumsallaşarak devam ediyorlar. Kent lokantası da kurumsallaşıyor. Yüzün üzerine çıkan yuvamız İstanbul kreşleri de kurumsallaşıyor. 5000'in üzerinde öğrenci yurdumuz var şimdi. 5000 yatak sıfırdı. Bunların hepsi sıfırdı. Ve şimdi bunlar yapılıyor. Peki, o bakımdan biz Ahmet hocamızla, sizlerle beraber kuracağımız masalarla bu planlamayı da yapmak istiyoruz. Yani 1/100.000'lik planı yapacağız ki bu konuda Mehmet Bey bir mini bir çalışma grubunu Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı'na davet ederek, buradaki Ahmet Başkanımızın ifade edeceği bu sivil toplum kuruluşları ve onların ekleyeceği insanları davet ederek hem oradaki sanayi platformunun çalışması hem de şimdiden 1/100.000'lik plana eşlik etmeleri konusundaki daveti yerine getiren bir çalışma. Ahmet Başkanım burada konuşurken çok kıymetli kurum kuruluşlar var burada. O kuruluşların ben eminim ki aramızda iş insanlarımız diyorum ben, çok iş adamı dediniz Ahmet Başkanım. Burada hanımefendilerin hemen nasıl kızgın baktıklarını tarif edemem size. Onun için iş insanı demek daha doğru bir tarif olsa diye düşünüyorum. O bakımdan eminim ki bizden çok daha hassas iş insanı kadınlar var. Bizden çok daha hassas çocukların yetişmesine ilgi gösteren iş insanlarımız var. Ya da kadının istihdama katılmasını isteyen iş insanlarımız var. Birçok konuya hassas. O bakımdan bu gönüllülüğü harekete geçir. Ama somut. Yol haritası belirleyeceksiniz Esenyurt'ta. Zaten biz paylaşacağız. Yani bir kısım kreşi İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bir kısım kreşi Esenyurt Belediyesi yapacak. Ama bir kısım kreşi sizler yapacaksınız. Yani içini donatacağız. Sonra biz işleteceğiz oranları. Bizim çok değerli bir müfredatımız var orada. Çok çağdaş. Çok büyük uzmanların içine katkı sunduğu. Aç evinden Boğaziçi Üniversitesi'ne, birçok kurumun içine katkı sunduğu, uluslararası deneyimden milli bir takım, bu ülkenin değerlerini de koruyan bir anlayışla çocukların yetiştirildiği kreşler. O bakımdan bunu somut hale getirmelisiniz. Somut hale gelmezsek burada yer içer dağılırız olur. Bunu ben asla kendime yediremem. Yani ben şimdi diyeceğim ki mesela Eylül-Ekim ayında iş insanlarımızla oturalım, yemek yok bu sefer. Ne yaptık, neyi yapamadık, neleri yapacağız, sonuç toplantısı yapmamız lazım diye bunu buradaki etkin dostlarımıza soracağız ve onlar da muhtemelen kendileri de bakacak, biz belki eksiğimizi göreceğiz, düzelteceğiz. Bakınız, mesela planlamadan bahsediyoruz. Aşağıda muhteşem, geçmişte bir yatırım yapılmış, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük limanlarından birisi var. Ambarlı Limanı. Limanın arkası yok. Yani denizden geliyor mal, çıkacak yolu yok. Turan abi, bir tane caddesi var. Başka yolu yok. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir planlama olabilir mi? Yani nereden baksanız o kadar zorlukta. Ama şimdi her şeyi toparlama gayreti içerisindeyiz. Sanayi meselesi, yani sanayide toplu taşıma. Tabii ki olmalı. Ama kurban olayım, ne böyle bir sanayi hayal edildi burada, ne böyle bir konutlaşma. Yani ya 60 kat bina olur mu? Bir binada 650 daire olur mu? Bakın bunlar sorgulanmalı. Bu büyük bir ihanettir. Bağıra bağıra söyledik bunu. Bir binada 600 daire olur mu? 13 dönüm yerde 8600 konut olur mu ya? Ben inşaatçıyım.
13 bin metrekare yerde 8600 konut. Ben gelip göstereyim size bir parmağımı. Olmaz. Olmaz. Yaşatamazsınız o insanları. Şimdi 40 bin konut mağduru. Tabii ki olur. Peki kimi suçlayalım? Alanı mı? Yapanı mı? Satanı mı? Evet. Evet, yaptıranı seçmeyin bir daha. Yaptıranı seçmeyin. Siz biliyorsunuz yaptıranı. Seçmeyeceksiniz. Yani öyle gökyüzünü ben satarım, ona göre de yerim, harcarım diyeni seçtirmeyeceksiniz. Bunlar kötü şeyler. Bu kadar net. Onun için dilimin kemiği yok. Sevgili dostlar, ya bu cennet vatan bize emanet ya. Onun için mangalda kül bırakmak, bırakmamak meselesi değil. Bu milletin geleceğini tasarlama meselesi. Ben çocuklarımın yüzüne bakamam kardeşim. Bana geliyor 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında çocuklar siyaset yorumu yapıyor bu ülkede. Ben onun için bunları kuruyorum, söylüyorum. Geçenlerde bir ilkokul, hayatımın en büyük ödüllerinden birisi. İlkokul ziyaretimde ikinci sınıf çocukları böyle etrafımı sardılar. Çocukların o sevgi gösterileri hayatımın en büyük ödülü. O kalabalığın içinde birisi bacağımdan çekişti, yani böyle olgun, yani kaç yaşında desem ki, yani nasıl bir olgunlukla hayatımın en büyük, baktı bana böyle, sen iyi bir insansın biliyor musun dedi çocuğun bir tanesi. Bu komik ama daha komik, yanındaki böyle evet evet sen iyi bir insansın dedi. O da onu onayladı. 8-9 ay, ben şimdi dünyanın en mutlu belediye başkanı, en mutlu insanı oldum. Onlara mahcup olmama meselesi bu. Benim derdim bu. O bakımdan Esenyurt'ta bu planlamayı yapacağız. Biz de işimizi yapacağız. Bakın Mahmut Bey Esenyurt metrosu 2016'da ihale edildi. 2019'da geldiğimizde yüzde kaç seviyesinde devraldık biliyor musunuz? Sıfır. İhale var, proje yok. Projesiz nasıl ihale olur? Ya geri dönsen, iptal etsen, bilmem ne yapsan, yani o ayrı bir sorun. Böyle 2016, aradan 3 yıl geçmiş, sıfır. Projeyi yaptık, toparladık, bir kısım kredi bulduk, başladık ve işte bir ilk bölümünü Başakşehir'deki hastaneye kadar, Tema Park'ın karşısındaki hastanenin adı neydi? Fatih Sultan. Efendim? Evet, evet. Hastaneye kadar gelen kısmında şu anda %50 seviyesindeyiz. Fatih, yani biz Mahmut Bey Esenyurt hattını bağladığımız zaman buraya, bunun anlamı şu: Mahmut Bey Esenyurt demek, Esenyurt Mahmut Bey demek, Mahmut Bey Kabataş demek. Kabataş'tan da vaktin varsa vapura bin, adalara git. Raylı sistem. Peki sadece o mu? Bakın sene 2004. Bir kulübün yöneticisiyim. Fikret Başkan'la aynı dönem yöneticilik yaptık. Bir kulübün yöneticisiyim. O zamanın Gençlik Spor İl Müdürü, kulakları çınlasın, neyse emekli olmuştur, ismini verelim, zarar vermeyiz, Tamer Taşpınar, beraber bir maça gidiyoruz. İstanbul'da bir maça gidiyoruz beraber. Makamındayız. Dosyayı çıkarttı, imzalar atıyor. Bir baktım şey yazıyor. 2003, pardon 2004 değil. Bir baktım İncirli Beylikdüzü yazıyor. Nedir bu dedim. İncirli Beylikdüzü metro hattının dedi spor tesislerine denk gelen istasyonlarının terkleri var, onları imzalıyorum dedi. 2003 ve ilk kez 2004 yılında vaat edildi. Ben de Beylikdüzü'nde işlerim var, şantiyelerimiz var ya, dedik hani daha pahalıya ev satacağız. 2004. 2004'ten beri aklınıza gelen bütün seçimlerde bu vaat yapıldı. Ortada ne metro var, ne proje var, ne ihale var. Göreve geldik. Hızlıca projesini tamamladık. 2021 yılından beri yatırım planını almıyor ya bunu. Yatırım planını. Ya bu akıl var, mantık var ya. Yatırım planını alması demek ne demek? Yatırım planını aldığında artık biz bunu ihaleye hazır hale getirebiliriz.
ulusal ya da uluslararası düzeyde ihaleye çıkabiliriz. Kredisini de bulur başlarız. Daha ileri gidiyorum. Yatırım planı alınmadan Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'ndan 350 milyon euroluk ön kredi protokolü yapıyoruz. 150 milyon da Fransa Kalkınma Bankası AFD'den yapıyoruz. Böyle bir para yani öyle kolay kolay vermezler yani. Bu şehre veriyorlar. Bu şehrin demokrat itibarına veriyorlar, onu söyleyeyim. Demokrat itibarına. Ve biz bunu imzalıyoruz. Bunları da bildiriyoruz. 3 senedir yatırım planı alınmıyor Beylikdüzü hattı. Bu ne demek? Sefaköy, Avcılar, yani Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, TÜYAP yani Büyükçekmece. TÜYAP'a kadar metro hattı. Hemen başlayabiliriz. Ve yaklaşık 1 milyar euronun üzerinde bir şeyden bahsediyoruz, projeden bahsediyoruz. Ve bulduğumuz kredi 14 yıl, 15 yıllık krediler ve zaten bu iki itibarlı kurum %50'ye yakın kredisini verdiğinde sonraki kredi dilimlerini bulmak dünyanın en kolay işi. Ve 15 yıllık, 16 yıllık bu kardeşiniz bunları hazırlıyor. Bir imza biliyor musunuz? Maliyeti ne biliyor musunuz devlete? Bir imza, bir kalem, bir mürekkep. İmzalanmıyor. Bütün bunları anlatırken bunu da çözeceğiz inşallah. Ve bunları biz başlatıp bitirmek istiyoruz. Ya kardeşim bugün başlasak zaten bitmesi böyle bir projenin 4 yıl, 4,5 yıl, 5 yıl. Ya niye harcıyoruz bu şehrin? Sen zaten 2003'ten beri harcamışsın 20 senesini bu bölgenin. E bırak da yapalım be kardeşim ya, yapalım yani. Memlekete yapıyoruz bunu, biz kendimizi yapmıyoruz ki. Aynı şekilde Mahmut Bey Esenyurt hattı, Sefaköy Beylikdüzü hattı, Beylikdüzü'nün meydanında biten Mahmut Bey Esenyurt hattını Esenyurt'tan bağlıyoruz Avcılar'daki durağa bağlıyoruz ve bu iki hattı birbirine de entegre ediyoruz. Şimdi onun projesini geliştiriyoruz. Dolayısıyla birbirine entegre, yani İstanbul'un hem kuzey hattından hem güney hattından İstanbul'un batısını yaklaşık 3,5 milyonluk nüfusu kentin merkezine bağlıyoruz. Daha önemli projemiz İstanbul'u kurtaracak ve şehri bütünüyle birbirine bağlayacak Hızray projemiz. Hızray proje noktasında çok ileri seviyeye taşıdığımız, çok önemli bir seviyeye getirdiğimiz, yine TÜYAP'la, Beylikdüzü, Büyükçekmece TÜYAP'la Sabiha Gökçen'i birbirine bağlayan 75 kilometrelik bir hat. Mevcuttaki, tabii ki ikinci durağı Esenyurt. Yani Esenyurt merkezden de bir durağı var, Küçükçekmece Halkalı'da da bir durağı var. Mevcuttaki metro duraklarıyla bağlanarak gidiyor. Yani ilave tek bir istasyon yapmıyoruz. Tasarruflu bir proje, büyük bir proje, çok büyük bir proje. Yani bir nevi ralli gibi dünyanın her yerinde anlatıyoruz. Daha yeni Almanya'daydım ve Almanya'da burada kullanabileceğimiz hızlı tren testine katıldım. Aynı şekilde Japonya'ya bir ekibimiz gitti. İngiltere'de, Fransa'da, birçok yerde bunun yani hem finansal hem üretim bir nevi rallisini yapıp projeyi anlatıyoruz. Büyük beğeni topluyor. Almanya'da hem Maliye Bakanı'yla toplantımızı yaptık, hem Dışişleri Bakanı'yla toplantımızı yaptık, hem Ekonomi ve Kalkınma Bakanı'yla toplantımızı yaptık ve bu çerçevede bu kentin başta çevreyle ilgili, ulaşımla ilgili bütün konuların dünyanın en güçlü yatırım kuruluşlarıyla toplantısını yaparak bu şehrin hak ettiği, yönetim kabiliyetiyle hak ettiği projelere kazandırma çabasıyla yürüyoruz ve az önce anlattığım bu büyük projeler, Mahmut Bey Esenyurt hattı, Beylikdüzü Sefaköy hattı ve Hızray dediniz ama bu dediğim işlerin tamamı neredeyse 7,5-8 milyar dolarlık işler. Yani onu söyleyeyim. Ama bunlar İstanbul kurtaracak işler. İstanbul'un 750 kilometrelik bir metro ağına ihtiyacı var. Ve biz bu söylediğimiz hedefleri 2036'ya kadar tamamlamak istiyoruz. 2036'ya kadar tamamlayıp bu şehirde en az 600 kilometrelik bir metro hattına erişmek istiyoruz. Az önce sanayinin içinde
500 metre, 1 kilometre mesafede toplu taşıma olmalı derken, biz bırakın toplu taşımayı, bu şehirde hemen hemen her yerde en az 1 kilometre, en fazla 1 kilometre mesafede metro hattı inşa etmek istiyoruz. Toplu taşıma ne kelime? Çünkü başka türlü bu şehri birbirine bağlayamayız. Ve bunlar büyük işler. Bir metronun bir kilometresi 55 milyon euro. Ve bu memleketin parasıyla bunları yapacağız. O bakımdan hassas, güçlü ve önemli işleri yapabilmeliyiz. Ve bu şehrin sağından soluna çekiştirmeden planlı işler yapmalıyız. O bakımdan inanın pozitif ayrımcılık konusunda Esenyurt bambaşka bir yerimizde duruyor yani. Bu söylediğim işleri başardığımızda o zaman bu şehir başka şeyleri konuşacak. Kesinlikle Esenyurt sanayisiyle markalaşabilmeli. Sadece Esenyurt değil, az önce bahsettiğim Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi limandan başlayan ve aynı şekilde Esenyurt'la devam eden Hadımköy bölgesine uzayan bu kulvar aslında müthiş bir üretim aksı. Tabii bunu hem ulaşımla hem meskenle sağlıklı bir bağlantıyla ama aynı zamanda yeşil alanlarıyla, aynı zamanda okullarıyla, aynı zamanda sosyal alanlarıyla, kültürle, sanatla. Bakın sadece Büyükçekmece Gölü'nün etrafında yeni açtığımız yürüyüş ve bisiklet parkının olduğu park, sadece orası 1.600.000 metrekare. Ve biz Büyükçekmece Gölü'nün etrafında tam 12 milyon metrekarelik yeşil alan kullanımı, ama şey yani burada doğal bir alan yani. Sizi orada doğayla baş başa yürüyeceğiniz, koşacağınız, bisiklete bineceğiniz muazzam bir alanı birkaç sene içerisinde sizinle buluşturacağız. Dolayısıyla üçüncü bölgenin, bu bölgenin Çatalca'sından Silivri'sine iyi planlanmış bir kent haline gelme konusunda planlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2036 niye dedim az önce? 2036 belki yani bu kadar küsuratlı yıl. Çünkü biz 2036'da İstanbul'u ilk kez dünyada olimpiyat oyunlarının yapıldığı merkez haline getirmek istiyoruz. O yolda yürüyoruz. Yolu düşen olursa Paris Olimpiyatlarında, 2024 Paris Olimpiyatlarında, yani 1924'te yapmışlardı. Şimdi 2024 Paris Olimpiyatlarının 100. yılında yapıyorlar. Bir özelliği de 1924 Olimpiyatları bizim de ilk kez katıldığımız olimpiyatlar. Dolayısıyla biz de orada hem ilk kez katıldığımız olimpiyatlarda orayı şenlendirmek hem de 2036'da İstanbul'un olimpiyatları ev sahipliği yapabilmesi için 3 gün İstanbul'u çok iyi bir etkinlikle tanıtacağımız bir İstanbul evi hazırlığımız var. Olimpiyatlara yolu düşen insanlarımız da Paris'te bekleriz. 2050 vizyonunu, 2100 vizyonunu çalışacağız. Esenyurt'u mutlu kılmalıyız. Esenyurt'un çocuklarını, gençlerini, kadınlarını mutlu etmeliyiz. İşsizlerini iş sahibi yapmalıyız. Yuva sahibi yapmalıyız. Sağlıklı yuvalar sağlıklı bir gelecek demektir, mutlu bir gelecek demektir. Bunları dinleyin, bunları düşünün. Milleti birbirine düşürenlere kulaklarınızı tıkayın. Oralı buralı şuralı deyip, inancından, etnik kökeninden, siyasi partisinden birilerini birilerine kırdırmaya ya da birilerini birileriyle birbirine kötü gözle baksın diye uğraşanlara gözlerinizi kapayın, kulaklarınızı tıkayın, görmeyin. Bir de sandıkta hak edene verin. Gerisi kolay. İnşallah Esenyurt'ta çok başarılı bir 5 yılı hep beraber harekete geçireceğiz. Yolumuz açık olsun. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Ama Esenyurt'un işi gerçekten uzun. Yolumuz da uzun. Yolumuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.